bırakacağım? Parayı nereye bırakacağım? Güzel oldu. Şöyle yukarıda oval şekilde tam çortaya vuruyorsun. Aynı. Sen. Karayın. Bilecik Belediyemizin 6 ay önce hizmete açılan Yaşayan Şehir Müzesi içerisindeyiz. Müzemizin içerisinde misafirlerimiz gezerken etkinlik alanlarımız mevcut müzemizin içerisinde. Şu an kayıp arasının basım yapıldığı bölümdeyiz. Şu şekilde elimde bir tane boş kurşun var. Bizim iki tane mekanizmamız bulunuyor. Alt kısımda kayı boyunun amblemi olan iki ok ve bir yaydan oluşan kayı boyunun tamgasını görebiliyoruz. Üst kısımdaki mekanizmada ise müzemizin amblemi var. Boş kurşunu içerisine yerleştiriyorum tam ortasına gelecek şekilde. Üstündeki mekanizmayı da tam oturacak şekilde üstüne koyuyorum. Ve sert bir şekilde bir kere vurmam yeterli oluyor. Paramızı bastık. Ön yüzünde görmüş olduğunuz gibi iki ok ve bir yaydan oluşan kayı boyunun tamgası çıktı. Ve arka kısmında ise, paramızın arka kısmında ise müzemizin amblemini bu şekilde görebiliyorsunuz. Müzemize gelen ziyaretçiler kendi parasını burada basabiliyorlar. Müzemiz açılalı kısa bir süre olmasına rağmen şu an biz 6 ay gibi kısa sürede 40 bin lira ulaştık. Hafta içi biz 300 ila 400 arasında ziyaretçimizi müzemizde ağırlarken hafta sonları bu sayı 500 ila 750'ye kadar ulaşabiliyor. Özellikle okulların açılmasıyla beraber turların yoğunlaştığını söyleyebilirim. Bilecik'te daha önceden sadece şehirde Vali Türbesi ziyaret edilirken ek olarak da Yaşayan Şehir Müzemizde insanlar hem müzemizde şehir belleğini gezerken bu şekilde kayı parasını da burada basabiliyorlar. Müzemizde bu tekniğin bulunmasının sebebi Anadolu'da ilk parayı basan kavmin Lidyalılar olduğunu biliyoruz. Lidyalılar döneminde başlayan bu teknik Selçuklular ve Osmanlı Devleti zamanında madeni paralara çekiş darbesiyle para basma yöntemi gerçekleştirilmiş. Hatta Osmanlı Devleti'nin ve dünyanın en büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da kurulduğunu biliyoruz. Bu sistem Osmanlı Devleti'nde devam eden padişahlar silsilesiyle 1853 yılına kadar devam etmiş. 1853 yılından sonra elektronik para basma kumandalı preslerin çıkmasıyla beraber çekiç ile para basma yöntemi uygulamadan kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti zamanında ise ilk paranın Osman Gazi'nin yani devletin kurucusu olan Osman Gazi'nin kendi adına bastırıldığı biliniyor. Paranın üzerinde ise Osman bin Ertuğrul olarak geçen bir metin olduğu bilinmekte. Bu da Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi anlamını taşımaktadır. Ecdadın yaşadığı topraklara geldik. Onların yaptığı paraları basıyoruz. Çok heyecanlı, çok da güzel bir duygu. Yaşadığı topraklarda olmak manevi anlamda zaten bize inanılmaz derecede bir haz veriyor. Onun da ötesinde onların yaptığı paraları nasıl yapıldığını görüyoruz. İnanılmaz güzel yani.